بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى مبارك كندا برشلرمزنا Masjid sari bosgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib-bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin, hammamizga marhamat nazari bilan qarasin. Bugun Muharram oyining 2-chi kunidir. Juma suhbatimizning mavzusi yangi hijriy sana deb nomlangan. Muharram oyi hijriy sananing 1-chi oyi hisoblanadi. 1439 yil hijriy sana kirib keldi. Alloh taolo bu sanani, bu yilni, bu yangi yilni hammamizga va barcha mu'min musulmonlarga qutlug' va muborak aylasin. Bu kelgan yilni hammamiz uchun Alloh barakotli qilsin. Bu kelgan yangi yil hammamizga tinchlik, omonlik yili, rushdi hidoyat yili, baraka Fayz yili bo'lishligini Alloh taolo o'zi nasib etsin. Har bir xalq hayotida taqvimga ehtiyoj seziladi. Taqvim degani bir sana bilan kunlarini, hayotlarini bog'lash. Islomda hijriy sanani joriy bo'lishi to'g'risida bir oz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Bu paytlarda biror bir muhimroq voqea bo'ladigan bo'lsa, yillarni ana shu voqea bilan bog'lashgan. Palon voqeadan keyin 10 yil o'tib deyiladi yoki palon voqeadan keyin 20 yil o'tgandan keyin shunday bo'ldi deb mashhur, ma'ruf voqealarga bog'lab sanalar belgilangan. Masalan, fil voqeasi ham o'sha Arabistonda Jazirai Arabda Hijozda bo'lgan juda katta olamshumul voqealardan bo'lganligi uchun ba'zi bir hodisalar ana shu fil yiliga bog'langan. U fil yili degani Habashistondan Abraha askar tortib Ka'bai Muazzamani buzaman deb jur'at qilgan odam. Va kelib ana shu joyda Hali Ka'bai Muazzamaga yaqinlashmasdan Alloh taoloning balosi ularga nozil bo'lib, halokatga uchragan jamoat. U voqeani fil voqeasi deyiladi. Ba'zi sodir bo'lgan ishlar ana shu sana bilan belgilangan. Masalan, payg'ambarimiz alayhisalomning tavallutlari shu fil voqeasi yili bo'lgan. Degan ishoralar kitoblarimizda zikr qilingan. Va hokazo ana shu ba'zi bir voqealarga bog'langan. Payg'ambarimiz alayhissalomning davrlarida, zamonlarida mu'min musulmonlar uchun taqvim, yil hisobi bo'lmagan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning davrlariga kelib, islom diyori kengaydi. Mu'min musulmonlar ham hayotlarida ana shu sanaga, yil hisobiga ehtiyoj sezildi. Va ba'zi sahobalardan ana shu yilni hisobini chiqarib qo'yish, sanani, taqvimini belgilab qo'yish takliflari Hazrat Umar roziyallohu anhuga kelib tushdi. Va Hazrat Umar o'rtaga ana shu mashvarat, ana shu maslahatni tashladilar. Islomni sanasi, taqvimini nimaga bog'lasak bo'ladi? Deganda sahobalardan har xil fikrlar chiqdi. Ba'zilar payg'ambarimiz tavallutlariga bog'lasak Ba'zilar payg'ambarimizni vafot etganlariga bog'lasak va ba'zilar payg'ambarimiz alayhissalomning hijratlariga bog'lasak degan har xil takliflar tushdi. Ana shu takliflarning ichida ko'pchilik xulosa qilgan, maslahat bilan qabul qilgan taklif ana shu Rasulullohning hijratlariga bog'lab taqvimni tashkil qilish. Mu'min musulmonlarning islomni hisobini yil hisobini belgilash. Payg'ambarimiz alayhissalomning hijratlariga bog'landi.
Hazreti Umar radıyallahu anhu, el hicretu farrakat beynel hakki vel batil fe arrihu biha deyip ana şu fikirge nokta koydular. El hicretu farrakat beynel hakki vel batil fe arrihu biha. Hicret hak bilen batılını ortasını acrim kıldı. Tarihini o bilen bağlayın dediler. Demek İslami tarihi ana şu hicret senesi bilen bağlandı. Bu 638 yıl miladiga doğru keladi. Hicretni 17 yili. Ana şu narsaga asos solindi. Bu cuma kuniga doğru keladi. Endi yil 12 oy bo'lganligi uchun demak yilni kelishildi hicretten boshlandi. Payg'ambarimiz alayhissalomning hicretlaridan. Birinchi oy qaysi oy deb belgilaymiz deganlarida unda ham har xil takliflar bo'ldi. Axiri shu narsaga ittifoq qilindiki, payg'ambarimiz alayhissalomning hijratlari safar oyida bo'lgan. Lekin hijratga tayyorgarlik Muharram oyida boshlangan. Shuning uchun yil sanasini birinchi oy deb Muharram oyini qabul qilamiz dedilar. Va Muharram oyi avvalgi arablarning muomalasida ham yilni avvalgi oy deb e'tibor qilingan. Va Muharram oyi oylarning ichida juda ulug' oylardan hisoblangan. Bugungi suhbatimizda ana shu hijriy sanani birinchi oyi, Muharram oyi to'g'risida bir oz to'xtalib o'tishligini ixtiyor etdik. Inna shahra Muharram min al-ashhuril hurm التي ذكرها الله تعالى. محرم آية حاضرة كرجان يانجي آية بو الله تعالى الله تعالى ذكر كرجان أشهر الحرم آية لردن حساب لنا أشهر الحرم حرم ديجان حرام آية لردن بندن من شو نامس حرام آية لردن أنا شو آية لردن أورش قلش حرام بوين حتى بو آية لردن أورش قلش حرام ديجان ta'limotga an'anaga johiliyat davrida ham arablar nima ana shu narsaga e'tibor qilishgan. Islomdan avvalgi davrlarda ham ana shu urush harom qilingan oylar belgilangan edi. Juda jangu jadal bo'lib turib, qon to'kishlar avjida bo'lib turgan paytda ham shu oy kirsa shunday Qur'onni tashlab chiqib ketavergan urushdan. Bu oyni rioyasini shu darajada e'tibor qilingan. Hatto jahiliyat davrida. Qarang, jahiliyat davrida odamlar jaholat cho'qqisiga chiqqan davrda islomiyatdan avval ham ana shu urush harom qilingan oyni e'tibor qilingan, bugun e'tibor qilishmayapti. Demak, bugungi jahiliyat ba'zi odamlarda avvalgi jahiliyat zamonidan ham battarlik ko'rinib turibdi. Yana qizig'i ana shu mu'min musulmonlar yashayotgan joyda urushchanjal. Şu derecede rayasını kılınken. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddetü'ş-şuhur 'indallahi 12 şehran fi kitabillah. Yevme halaka's-semawati ve'l-ardı minha arba'atun hurum. Elbette Allah'ın nezdinde Allah'ın kitabında yer ve osmanlarını yaratken günden başlayıp oylarning adadi 12 oydir. Oylarning adadini Alloh taolo yer osmonlarni yaratilgan kunda oylarning adadini 12 oy qilib belgilab qo'ygan. Minha arba'atun hurum. U 12 oydan 4tasi bu harom oylar. Urush harom qilingan oylar. Va qad qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam as-sanatu 12 shahran منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاري. Peygamberimiz aleyhisselam dediler yıl 12 aydır. Ondan 4 tası haram aydır. 3 tası ketmekettir.
birinchisi Zulqa'da, ikkinchisi Zulhijja va Muharram. Bu uchala oy ketma-ket oy. Va Rajabi Muzarning Rajabi, Muzar qabilasi e'tibor qilgan Rajab oy. U Jumodo bilan Sha'bonning o'rtasida keladigan Rajab. Rasululloh u oyni qaysi oyligini juda aniq tiniq bayon qilyaptilar Imom Buxoriy rahimahulloh bu hadis sharifni rivoyat qilganlar. Demak, Muharram oyi Zulqa'da, Zulhijja oylardan keyin keladigan oy. Bunda yana bir ishora bor. Zulhijja oyidan keyin Muharram keldi. Zulhijja oyi mu'min musulmonlar haj ibodatini, katta ibodatni ado etib qaytadigan oy. Ana shu oydan keyin Muharram oyi kelyapti. Mu'min musulmonlarni qiladigan amallari to'xtamaydi. Ular katta ibodat, haj ibodatini ado etganlardan keyin yana Muharram oyida nafl ibodatga ular bel bog'laydilar. Yaxshiliklarga, solih, savobli ishlarni qilishlikka ular harakat qiladilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda valayalina ashr deb 10 kecha bilan qasam deb qasam ichdi bir sura karimada. Valayalina ashr 10 kechaga qasam. Bunda 10 kechadan murod har xil fikrlar bor. Ba'zi fikrlar o'sha Zulhijjani avvalgi 10 kechasi desa ba'zi ulamolarimiz mana shu Muharram oyini avvalgi nima 10 kechasi. Va ba'zi ulamolar bu 10 kechadan murod Ramazon oyini oxirgi 10 kechasi deganlari ham bor. Muhim narsa shuki, Alloh taolo ana shu 10 kecha bilan qasam ichdi. Ba'zi rivoyatda shu 10 kechadan murod hozirgi nima Muharram oyini kechalar. Alloh taolo bu kechalar bilan qasam ichganligi ana shu kechalarni ulug'ligiga va sharafliligiga ishora. Ana shunday ulug' damlarni boshimizdan kechiryapmiz. Va yushra'u siyamu shahri Muharram li hadisi Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam afdalu siyami ba'da Ramazon shahrullohil Muharram rawahu Muslim. Muharram oyini ro'zasi mashru' ro'zalardan hisoblanadi. Muharram oyining ro'zasi shariatda bor ro'zalardan hisoblanadi. Abu Hurayradan shu hadis rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: Ramazondan keyin eng afzal siyom, eng afzal ro'za Shahrullohil Muharramning ro'zasi. Muharramni payg'ambarimiz alayhissalom Shahrulloh dedilar. Shahrulloh degani Allohning oyi degani. Ramazondan keyingi afzal roza Allohning oyining rozasi, ya'ni Muharramning rozasi dedilar. Bu oyda nafl roza tutishlik nima? Matlub shariatga kiritilgan mashru' amallardan hisoblanadi. Akhraja Muslim min hadisi Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Afzalu siyami ba'da shahri Ramazon" شهر الله الذي تدعونه المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه قيام الليل. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: Ramazon oyidan keyin eng afzal roza Allohning oyining rozasi. Siz uni Muharram deysiz. Va farz namozlardan keyin eng afzal namoz bu qiyom ul-layl. Kechkilikda turib o'qiladigan nafl namoz. Farz namozdan keyin eng afzal namoz kechki namoz. Tahajjud namozi. Qiyomul layl. Ramazondan keyingi afzal roza siz Muharram deb atiydigan nima? Oyning rozasidir dedilar. Ana shu oyda roza tutishligini afzalligini payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarda marhamat qilyaptilar. في هذا الشهر يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر
منه لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم Bu Muharram ayı, Şehrullah, Allah'ın ayıda uluğ kün var. O kün Aşura kün deyilir. Aşura künü Muharram ayının 10. günü. Aşırdan alınan. Aşır deyip 10 neydi? 10. günü Muharram ayının 10. günü Aşura deyilir. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivoyat qilinadi, u kishi aytadilar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Muharram oyini 10. kuni Ashura kuni ro'zasini tutdilar. Va ana shu kunni ro'zasini tutishlikka buyurdilar. Shunda sahobalar aytishdi, ey Allohning rasuli. U shunday kunki, u kunni Yahud va Nasoralar ulug'laydi. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar. Agar keyingi yil bo'lsa, kelasi yil bo'lsa, inshaalloh biz 9-chi kunni ham tutamiz dedilar. Lekin keyingi yil bo'lganida payg'ambarimiz alayhissalom vafot etgan edilar. Payg'ambarimizga nasib qilmadi. Sahobalarga 10-chi kunni Ashura kunni ro'zasini tutib, siz ham tuting deganlarida u kunni Yahud Nasoralar ham ulug'laydi, ular ham tutadi. Amalimiz o'xshab qolmaydimi? Degan ma'noda aytdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom unda keyingi yil biz 9-sini ham tutib qo'yamiz dedilar. Shunda ularga biz ergashgan bo'lmaymiz. Ularga taqlid qilgan bo'lmaymiz. Amalimiz ularga o'xshab qolmaydi. Dedilar, keyingi yil Rasulullohga nasib qilmaydi. Demak bu hadis sharifdan ma'lum bo'ladiki, yana boshqa rivoyatlar bor, 11-chi kunini ham ro'zasini tutish. Ashura kunini ro'zasini tutishlikda 3 xil holat bor. Eng mukammal ro'zasi shu Muharram oyini 9-chi, 10-chi, 11-chi kunini ro'zasini tutish. Eng mukammal, eng afzal ko'rinish. İkinci mertebede turadı yani 9-chi 10-chi kunini tutish. Üçüncü derecede turadı yani fakat o'sha 10-chi kunini ro'zasini tutish. Ana şu meseleler nima kelgan rivoyatlardan ulamolarimiz şu meselani marhamat qilib bayon qiladilar. Ve yetaakkadu siyam yawmi ashura li hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma qal ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyam yawmin faddalahu ala ghayrihi illa hadha li yawm yawm ashura wa hadha ash-shahr yani shahr ramadan. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma aytadilar ki paygambarimiz alayhis salam ro'zani biror bir kunni ro'zasini afzalligini qasd qiladigan bo'lsalar, aytadigan bo'lsalar, ana shu Ashura kunni ro'zasini aytganlar. Biror bir kunni, qaysi kunni ro'zasi afzal desalar, ana shu Ashura kunni ro'zasini, Muharramning 10-chi kunini ro'zasini aytganlar. Qaysi oyni afzal deganlarda Ramazon oyini afzal degan. Ana bu narsa demak yuqoridagi so'zlarimizni yana ta'kidlaydi. Ana shu kunni ro'zasini tutishlik to'g'risida ko'p xabarlar va targ'ibotlar kelgan. Bu kunni ro'zasini tutish nafl ibodat hisoblanadi. Xohlagan odam tutadi, xohlamagan yo'q. Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inna Ashura yawmun min ayyamillah. Faman sha'a somahu
وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٍ İmam Müslim rivayet kılgen hadis-i şeriflerde Peygamberimiz Aleyhisselam degenler, Aşura günü Allah Teala'nın günlerinden bir gündür. Allah'ın günlerinden bir gündür. Kim hahlese onu tutadı, kim hahlese terk kıladı dediler. Demek Aşura gününü rozasını tutuş bu nafil ibadet. Hahlen adam tutadı, hahlemeyen tutmaydı. Bırak buranın malamet kılıçlığı hakkı yok. Kim hahlese tutadı. Ve ana şu gününü ibadetleri, nafil ibadetleri doğrusu da kitaplarımızda ana şu gününü rozası kegen. Başka ameller doğrusu da yapılmayan. Şu gününü rozası da köp gepler var. Köp targibatlar var. Ana şu günü münce rakat namaz okuşun gerek, münce ibadet kılınç gerek, falan nesle kılışın gerek degen nesler yok. Fakat ulemalarımızın yine şimdi tavsiyeleri var. Ana şu günlerde ahli ayarlarını, karamağdakilerini, nefakasını köprak kılış, ularını o şey trikçiliği de köprak sahavat korsatış doğrusu da korsatmalar ki gel. Ana şu günün rozası nimi üçün meşru oldu? Çünkü o günde köp tarihi vakiyeler roy bergen. Ana şu vakiyelerden biri Hazreti Musa aleyhisselam ve Bani İsrail Firavun ve onun kavmiden halas bulgen gün. Allah Teala Musa aleyhisselam ve Bani İsrail'i Firavun'u ve onun kavmini zulmiden kutkargen, necat bergen gün. Ana şu gün tarihte şunday teberruk ulu günlerden hesaplanadı ki Nuh aleyhisselam'ın kemeleri Cudi tağıya konup kemelerden düşken gün. Namrut'nu İbrahim aleyhisselam'ını teşlegen alavını mı söndürülgen gün. Ve bir kança ana şunday tarihi vakiyeler ana şu günde vakiy bugün. Şunun için bu günü, Aşura günü cüde berekatlik, teberrük günlerden deyiladi. Şunun için ana şu bo'lgan vakiyelerge avvalgi o'tgan peygamberler hem şu Allah Ta'ala'nın bergan nimetlerge şükrana manasıdır roza tutuşken. Şükrana manasıdır Allah Ta'ala şunca nerseni beribdi, şunca nimetini beribdi deyip şükürlerini izhar kılıç için rozasını tutuşken. Ana şunday teberrük kun. Hazır Allah Teala sizi bizlerden ana şu Muharrem ayıge, Hicri senanı birinci ayıge sağı salametliydi yetkazdı. Köp yakşililer bilen, yakşı ameller bilen, salih ameller bilen ötkez maligimizin bu ayını Allah hemimizge muvaffak eylesin. Şer'i bazı bir fikhi meseleler doğrusu da bayan kılıyken yedik. Ana şu sohbetimizin devamı. Keçeki sefer ki evvelki cuma namazı mavizemizde namazının vaxtları doğrusu da toxtalib ötken edik. Şimdi namaz okuşluk makruh, karahiyetli bo'lgan vaxtlar. Üçte vaxt var, kün çıkayotgan vaxt ve kün qiyomga kelgan vaxt, qiyom degan tik kelgan vaxt ve kün batayotgan vaxt. Ana şu üçte vakitte hamma namazını okuş makruh-ı tahrimi. Makruh-ı tahrimi degeni haramge yakın makruh degen. Haramge yakın degen. Ana şu üçte vakitte hiç kaysa namaz okulmaydı. Farz ham, nafil ham, cenaze ham, kaza namaz ham. Hatta secde-i tilavat ham kılınmaydı. Yani üçte vakti. Bu vaktilerini yakışla bir ecret oluş gerek. Hiç kayısı namaz okulmaydı. Yani şu üçte vakti. Kuyaş çıkıyorken peyit, kuyaş tikke gelgen peyit, kıyam ve kuyaş batıyorken peyit. Fakat kuyaş batıyorken peyit de o şey gününün asırını okuması bulan. Asırını bir reket okudu. Kuyaş batıp kaldı. Davamını okuyorsun, o şey namazı namazı ötedi. İkinci
namoz makruh bo'lgan payt bomdod namozidan keyin to kun ko'tarilguncha. Bomdod namozini o'qigandan keyin farzni bomdodni farzini o'qigandan keyin to kun ko'tarilguncha, nayza bo'yi ko'tarilguncha namoz nafl namoz o'qish makruh. Nafl. Va asr namozidan keyin shom namozigacha, asr namozini o'qigandan keyin farzini to shom namozigacha nafl namoz o'qish makruh. Demak, bu ikki vaqtda nima? Nafl namoz o'qish makruh bo'ladi. Yana ba'zi bir makruh nafl namoz o'qish makruh vaqtlar bor. Tong otgandan so'ng bomdod sunnatidan boshqa nafl o'qish. Tong otdi, subhi sodiq bo'ldi, bomdod namozining vaqti kirdi. Ikki rakat bomdod namozini sunnatga sig'adi faqat. Boshqa namoz o'qilmaydi. Boshqa namoz, boshqa nafl namoz makruh bo'ladi. Ikkinchisi shom namozidan oldin, kun botdi, shom namozidan oldin nafl namoz o'qish makruh bo'ladi. Chunki shomni vaqti qisqa. Uchinchisi imom xutbaga chiqqanda. Imom xutbaga chiqqanda nafl namoz o'qish makruh bo'ladi. To'rtinchisi hayit namozidan oldin ham va hayit namozidan keyin ham nafl namoz o'qish makruh bo'ladi. Beshinchisi namozga iqomat aytilganda, namozga takbir aytilganda nafl namoz o'qilmaydi. Farz namozga iqomat aytilganda farz o'qish kerak. Magar bomdodni sunnatini o'qimagan bo'lsa, ulguradigan bo'lsa, bomdodni sunnatini o'qib olishga ijozat bor. Keyingi masalamiz azon aytish masalasi. Azon aytishning ba'zi bir tartiblari to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Birinchi, 5 vaqt namoz va juma namozi uchun azon aytish sunnat. Ikkinchisi, bomdoddagi azonga hayya alas sala lafzidan so'ng assolatu xayrun minan naum degan jumlani 2 marta qo'shib aytish. Uchinchi, iqomat aytish ham azon kabi aytiladi. Iqomat degani muazzinni takbir biz xalqimizni tilida takbir deydi. Azon qanday aytilsa, takbir ham xuddi shunday aytiladi, faqat azonni bo'lib aytiladi. Masalan, Allohu akbar. Allohu akbar. Lekin takbirni juft qilib aytiladi. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Farq shunda. Va takbirda qad qomatis salatu, qad qomatis sala, qad qomatis sala ikkita ana shu lafzni qo'shib qo'yiladi. Azon va iqomat aytayotganda qiblaga yuzlanib turish. Azon aytayotganda va takbir aytayotganda qiblaga yuzlanib turiladi. Qiblaga yuzlanib turiladi dedik. Qiblaga yuzlanib yuriladi demadik. Ba'zilar yurib takbir aytadi. U ham makruh. Takbirni turgan joyda aytish kerak. Qimillamasdan aytish kerak. Azon eshitilganda o'tirish, biroq shom namozida emas. Azon aytilganda o'tiriladi. Masalan, sal bemalol yonboshlab turgan bo'lsa, o'tirib olinadi. Azonni hurmatidan. Lekin shom namoziga azon aytilayotgan bo'lsa, yuriladi. Chunki shom namozida azondan keyin kutish yo'q. To'g'ri namozga kiriladi. Qazo namoz uchun ham azon va iqomat takbir aytiladi. Agar qazo namozlar ko'p bo'lsa, bitta azon aytib qolganiga nima boshlashdan oldin takbir aytsa ham bo'ladi. Yana bir sharti muazzin tahoratli bo'lishi kerak. Namoz vaqti kirishdan oldin azon aytish joiz bo'lmaydi. Azonni namoz vaqti kirganda aytiladi. Namoz vaqti kirmasdan oldin azon aytib qo'ygan bo'lsa, azonni qaytadan aytadi. Hozirgi kunni dolzarb masalasi desak ham bo'ladi. Avto ulovni, mashinani minishlik madaniyati. Mashinani minish bor, uni haydovchilik madaniyati bor.
Bu nafaqat bizda, balki bu musulmonlarning bugungi kundagi kamchiligi desak ham bo'ladi. Qizig'i shundaki, musulmonlardan boshqa xalqlarda ana shu haydovchilik madaniyati bor. Bizda yo'q. Aslida-chi? Aslida ular bizdan o'rganish kerak. Chunki islom insonlar madaniyat degan narsadan bexabar bo'lib yotgan zamonda insoniyatga madaniyatni o'rgatgan din. Lekin musulmonlar ana shu madaniyatda bugun oqsab qoldi. Masalan, tez yurish. O'sha chegarani me'yori bor, me'yor belgilar qo'yilgan, u belgilarga rioya qilish yo'q. Oxir oqibatda juda mash'um eshitgan quloqlar, eshitgan insonlar juda g'amga botadigan hodisalar ro'y beryapti. Kecha bir hodisa bo'ldi mana shu ko'chamizda. Masjidimizdan chiqqandan keyin soylikka tushib ketish bor. Hozir bolalarimizga berib qo'yganmiz mashinani, uchadi bular. Bu mashina samolyot emas. Bu yerda yuradigan transport. Avvalambor buni bilish kerak. O'sha bolalarni qo'liga rolni berganda, "Bu yerda yuradigan narsa. Bu uchadigan narsa emas" deb qo'ying otalar. Uchmagin. O'sha belgiga rioya qilgin. Ketayotgan paytda bir qiz o'tgan yo'ldan. O'sha piyodalar o'tadigan belgidan o'tgan. U belgiga ham qaramaganda boyaqa qizni urgan. Shu tezlikda urgan. Tormoz bermasdan urgan. U qiz hozir og'ir yotibdi. Juda og'ir holat. Keyingi oyda to'yi belgilangan. 22 yashar qiz. Alam qiladimi? Kim u yigit? Kimning bolasi? Qaqqarib ketyapti. Nima qilib qo'ydi u? Ko'rdingizmi u oilaga qanday jarohat yetdi? Eshitgan inson hammasi g'amga botadi. Juda og'ir musibat. Bugun hali ularning to'yi, u qizning to'yi esdan chiqib ketdi u ahlida. Ota-onasi esdan chiqib ketdi, u qiz qoladimi yo'qmi? Mani oldimga kirishdi, domla duo qiling jamoatimda shunaqa falokat bo'ldi. Nega yengil taqariydi? Haydovchilik madaniyati yo'q, madaniyat degan narsa yo'q. Uyat bu. Mo'min musulmonlarning qo'liga rol berilgan, ularda shu holat bo'lishi uyat bu. Or bu. Bu yo'l unaqa tez yuradigan yo'l emas. Shaharning ichida yuribdi. Yana qayta aytamiz, otalar bolalarga mashina berganda uqtiring. Sal madaniyatni so'rang ulardan. O'zini tutishni, qanday haydashni, qayerga ketyapti u? Bir odamni joniga zomin bo'lmasin. Alloh taolani shu qizimizga o'zi jumla qatorda shifoi komil bersin. Yaqinlarning baxtiga, ota-onalarning baxtiga Alloh sog'omon qilsin. Hammamizga Alloh inson bersin. O'zi bilganlarimizga amal qilishni Alloh o'zi nasib etsin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, ulug' kunlarda duo so'raganlar bor, ularning murodlarini hosil ayla. Bemorlar bor ekan, jumla qatorida hammalariga va ana shu qizimizga ham o'zining xazoni g'oyibini shifo kamil ber. Hojatmandlarning hojatlarini ravo ayla. Boshlariga mushkulot tushganlarning mushkulotlarini kushoyish ayla. Qarzdorlarga o'zing g'oyibidan yetkazib, barakasi bilan berib yuzlarini yorug' ayla. Farzand talablari bor ekan, bir hojakamiz ham qizlarga farzand so'radilar. Alloh taolo hammalarga xazinayni solih-soliha farzandlarni berib, ko'zlarini, dillarini quvontirgin yo Robbi. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Rabbi.